Yıllardır varlığından bile haberim yoktu. Keşke öyle olsaydı da en azından aşkı için gitti derdim. Sen benim bu dünyadaki en kıymetli hazinemsin. Her şeyin bir anda düzelmesini beklemem. Bana mı söylüyorsun gerçekten? Bundan sonra her gün sana bunun bedelini ödeteceğim. Ne istiyorsun diye o adamı. Senin için kavga ettim. Defne Meğer zamanında Orhan'la hem okuldan arkadaş hem de beraberlermiş. Defne sayesinde bu ailede asıl yalı çapkınının Ferit değil Orhan olduğunu da öğrenmiş olduk. Ferit ise babasını rol model olarak görüyormuş meğer. Her neyse. Son bölümde Defne'den bir ters köşe yaşadık. Hiç kimse sanırım beklemiyordu. Ferit yine Feritliğini yaptı ve Defne'ye gitti. Ferit bizi yine şaşırtmadı. Defne için gitti ama Seyran'la karşılaştı. Defne aslında muhtemelen ilerleyen bölümlerde Ferit ve Seyran'ın yakınlaşmasını sağlayacak. Aralarındaki sorunları çözmeye ve ilişkilerini daha da güçlenmesine Defne önemli rol oynayacaktır. İşte dizide aradığımız şey de galiba bu. Ne dersiniz? Yalı Çapkın'da heyecan giderek artıyor. İfakat'ın herkesten gizlediği bir başka sırrı daha var ki duyulduğu andan itibaren Yalı'da bütün dengeleri alt üst edecek. Birazdan bahsedeceğim ancak öncesinde Ferit'in gel git halleri izleyenleri kızdırmaya devam ediyor. Ferit Seyran'ı bence hiç hak etmiyor. Sanırım sizler de aynı şeyi düşünüyorsunuzdur. Ferit'in babasıyla İfakat'ın gizli aşklarına şahit olması ise bir başka skandal oldu. Bu durum bir süre daha gizli kalacak. Ferit ile Orhan yüzleşecektir. Ancak İfakat'ın Yalı'daki otoriteliği giderek kalmayacak. İfakat'ın kimsenin bilmediği sırrı ise kocasının ölümünden önce de Orhan ile aşk yaşaması ve hatta Orhan'ın abisinin ölümü bile şüpheli. Bununla ilgili yeni bölümlerde flash bellek sahneleri muhtemelen gösterilecek. Yalı Çapkını yeni bölümde giderek heyecan artacak ve yepyeni sürpriz gelişmeler yaşanacak. Bizler de merakla bekliyoruz. Bekleyelim görelim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.